Enediona suyunu Mozambik'te çevre halkının yıkandığı ve kıyafetlerini yıkadığı bu nehirden temin ettiğini söylüyor. Evinizde kalktığınızda temiz bir bardak su için kilometrelerce yürüdüğünüzü ya da tuvalete gitmek için güvenli alan bulmak amacıyla saatlerce yürüdüğünüzü düşünebiliyor musunuz? Diona başında taşıdığı suyla nehir boyunca 15 dakika yürüdüğünü anımsıyor. Geçen yıla kadar çocukları dişlerini o suyla fırçalıyor, o suyla yıkanıyordu. Bugünse çocukları az bir ücretle bir kadının işlettiği su büfesinden temiz su alabiliyor. Su olan yerde her şey mümkün ama gerçekte susuz hiçbir şey yapamazsınız. Susuzluk, kalkınma, sağlık ve üretimin önündeki en büyük engel. Jason Brooks, ADRA adlı uluslararası kuruluşta üst düzey su danışmanı. Yerel yetkililerle birlikte çalışan, kar amacı taşımayan kuruluş temiz su kuyuları açıyor. Brooks, bu tür projelerin dünya genelinde yaklaşık 7 bin kişiye iş olanağı sağladığını söylüyor. Yerel toplumun desteği olmadan hiçbir şey yapamayız. Yerel toplum liderlerinin temiz suya erişimin sağlanması konusunda sorumlulukları var. Çünkü su elde etmek masraflı. Bir kız çocuğuyla ve onun okula gidememesiyle başlayabiliriz. Çünkü bu çocuk annesine ev işlerinde yardım etmek zorunda ve su getirmek de bu işlerden biri. Bazı kişiler suya ulaşmak için mevcut tek güzergahta günde yaklaşık 5 kilometre yürüyor. Bu kızın hamile olduğunu düşünün. Suyu olmayan yerel bir kliniğe de uğraması gerekeceği için işi daha da zorlaşır. Yardım görevlilerine göre uzak bölgelerdeki kliniklerde temiz suya erişim daha zor. Bir hastanenin suyla neler yaptığını düşünün. Cihazların temizlenmesi gerekiyor. Yüzeylerin, yerlerin temizlenmesi var. Hastalar için temiz içme suyu bulmak zorundasınız. İlacınızı almak için de temiz su gerekli. Uzmanlar temiz su altyapısı inşa etmenin masrafa değeceğini söylüyor. Eğer yol yapacak kadar paranız varsa kuyu da açabilirsiniz. İnternete yatırım yapabiliyorsanız tuvalet de inşa edebilirsiniz. Sadece yatırımların ihtiyaçlara göre, öncelik sırasına göre yapılmasını istiyoruz. Birleşmiş Milletler temiz suya erişimin temel insan hakkı olduğunu belirtiyor ve 2030 yılına kadar herkesin temiz suya erişimini sağlamaya çalışıyor. Bu yüzden o güne kadar her yıl Dünya Su Günü daha çok çalışılması gerektiğini ve 780 milyon kişinin hala susuz olduğunu hatırlatacak. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.